kulübün önünü açmaya hazırım. Egolarımı kenara bırakacağız. Ankara Gücü'nün iyiliği için aday olanlar varsa görüşelim. Ben izlemeyenler için bir tekrar da yapayım. Mehmet Başkan kongre kararında bu sefer samimi. Daha evet. önce kongrelerde tek başına aday olarak katıldı. Rakip yoktu. Mehmet Başkan zaten elindeki mevcut delege yapısı durduğu sürece aday çıkması da çok da kolay bir iş evet. değil. Geçen kongrede işte Murat Acaba söylemişti. Yönetime yazacak kişi bulmakta sorun yaşıyordu. Çünkü üyelik sistemi öyleydi. Kotadan kaynaklı. Evet. Ama Mehmet Başkan kulübün önünü açmam için herkese görüşmeye hazırım. Masaya otururuz, konuşuruz. Kim kulübe fayda sağlayacağını bana inandırırsa bir manada. Şimdi bunun üzerine de tepkiler geldi. O kim ki şey yapıyor, ikna edilmesi gerekiyor falan. Ya maalesef böyle bir şey var. Dernekler kanununa göre başkan her zaman bırakmak istemediği sürece bırakmayabiliyor. Bu bütün her yerde böyle. Tabii, tabii. Yani sadece Ankara Gücü üzerinde değil, gençler bile de, diğer kulüplerde de dernekler yasasının verdiği bir avantaj var. Başkanlar bu şekil bir hakimiyet sağlıyorlar. Evet. Onun için Mehmet Başkan ikna edilmesi gerekiyor. Bu kadar basit bir denklemi var. Mehmet Başkan ama hiç görmediğim kadar ikna edilmeye hazır. Ben hatta görüştüğümde bunu bir örnekte de şekillendirdik. O da benzer şekilde düşünüyor. Cemal Aydın da kulübü bıraktığı zaman çok gönüllü olarak bırakmadı kulüp başkanlığını. Biraz konjektür ona geldi. Federasyon baskıları vardı. Ankara Gücü evet. puan alamıyordu. Küme düşmenin en büyük adaylarından bir haline gelmişti. Hatta ekonomik o dönemki sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar o zaman da vardı. Spor otoriteleri ya belli bir siyasi baskı da vardı o dönem bırakmasıyla alakalı. Evet. İş hayatını falan etkileyen, aile hayatını etkileyecek kadar bir baskı da vardı orada. Ama tabii Mehmet Başkan yaşadığı şu anki baskının çok çok düşük seviyesiydi. Evet. Cemal Başkan da kongre kararı aldı. İlk başta rahmetli Serdar Özersin'in başkanı olduğu açıklandı ama sonra kongreden Cengiz Toper Yıldırım başkan olarak çıktı. Evet. Ve o bırakış Ankara Gücü'nü ligde tutmuştu. Hikmet Karaman gelmişti. Cengiz Toper Yıldırım futbolcuların primlerini ödemişti. Alacaklarını ödemişti. Evet. Bir takımda sinerji yaratılmıştı. O dönemi hatırlayanlar bilirler ki mucizeye imza atmıştı o dönem. Evet. Ankara Gücü ligde kalmıştı. Şimdi Ankara Gücü'nde eğer sıkıntılı bir süreç geçecekse, bu transferlerle ilgili problem yaşayacaksa falan gerçekten bir mucizeye imza atması gerekecek. Geçen sene Ankara Gücü'nün attığı mucize gibi. Yani 12-13 tane futbolcu transfer edip ikinci yarı başladıktan sonra 10 farklı coğrafyadan evet. takım kurup Süper Lig tecrübesi olmayan bir onlardan teknik direktöre emanet edip değil, o takımın haftalar kala ligde kalmayı garantilemesi falan bir mucizeydi. Evet, ve Ankara Gücü mucizesiydi. Bunu sadece Mehmet Yiğener'e, Mustafa Kaplan'a veya oyuncu transferini yapan ekibe mal etmiyorum. Bu Ankara Gücü'nün başarısıydı. Evet. Aynı şekilde ikincilikten çıkışta bir başarıydı. Güzel, önemli bir başarıydı. Birincilikten çıkışta büyük bir başarıydı. Ki Ankara Gücü taraftarının dahi beklentisi o sene ligde kalmaktı. Evet. Yani Ankara Gücü tık tık üst üste lig yükseldi. Ya bir mucizeyim zaten. Evet evet. Yani bu büyük bir başarıydı. Şimdi bu başarıyı Mehmet Başkan da ısrar edip bu kadar baskı altında göreve devam etmesi bütün başarısını yok etme anlamına da gelebilir. Yani şimdi çünkü düşmek iyi bir şey değil, gelirlerinden tabii, de oluyorsun, tabii. destekten de oluyorsun. Bugün birçok başkan adayı konuşuyoruz ismi gündemde. Belki o başkan adaylarını göremeyeceğimiz bir ortam oluşturabiliyor ki herkes uzak durmaya çalışıyor. Evet. Şimdi 7 yıllık Mehmet Başkan'ın bir şeyi var, başarı grafiği var. İkincilikten 5 yıl mücadele etti, ikincilikten 1. lige, sonra Süper Lig'e çıkarmak bir takımı kolay değil hakikaten. Büyük çaba sarf etmek lazım. Başkan bunların hepsini başardı. Takım buraya kadar getirdi. Ve burada da transfer sezonunun bitmesinden önce yapılandırma konusunda, transfer yasağının kaldırılması konusunda da bayağı bir çaba sarf etti. Ama zannediyorum başkanın gücünün yetmediği yerler oldu. Yani şöyle ki sponsor bulmakta zorlanıyorlar. Yani 2 yıldır hem başkan kendisi de söylüyor, Makina Kimya Enstitüsü'nün sponsorluk anlaşması yapmaması, haricen sponsor bulunamaması, Ankara Gücü'nün maddi sıkıntı yaşamasına yol açtı ama şurada bir gerçek ki
hakikaten yöneticinin ya da kulüp başkanının ne kadar varlıklı olursa olsun bir kulübü çevirmesi, hele hele Süper Lig'de bu kadar masrafın çok olduğu bir Süper Lig'de biraz mümkün değil gibi görünüyor. Gelirler olmazsa şayet. Evet. Yani futbolcu piyasasının bu kadar pahalı olduğu bir dönemde, mesela bir takımın deplasmana gittiğindeki harcamalarında yahut da işte futbolcu maaşlarında, şunda bunda falan filan, kulübün giderlerinde onlarca yüzlerce çalışanları var kulübün, onların maaşlarının ödenmesinde belki biraz şey gibi geliyor, hani görüntüde kolay gibi gelebilir ama hakikaten zor işler bunlar. Eğer bir kulübün akarı yoksa sadece seyirciden gelecek parayla dönecek işler değil bunlar. Yani ne kadar stadı her hafta... Abi stat gelir zaten şey ya. Yani o hikaye çerez yani. Parası, çerez parası. Çerez yani. Parası. Yani tabii Mehmet Başkan de kuruyemiş parası dedi ya, kulüpte kuruyemiş falan. O ona yetiyordu işte. Yani dediğim gibi işte Mehmet Başkan gerçekten elinden gelen çabayı sarf etti. Hepimiz gördük, izledik. Fakat artık işin içinden çıkılamayacağını karar verdi. Ve kongre kararı aldı. Olağanüstü kongre kararı aldı. O da istiyor ki, açıklamalarında da bunu söylüyor zaten. Ankara Gücü'nü hakikaten bu kadar güçlü, bu kadar efsane bir kulübü iyi yönetebilecek, bu transfer yasağını kaldırabilecek, yapılandırmayı yapabilecek iyi bir yöneticiye ve yönetim kuruluna devretmek istiyor. Bu da en doğal hakkı, en doğal şeyi. İnşallah Mehmet Başkan'ın dediği gibi olur. Hakikaten Ankara Gücü'ne faydalı olabilecek her konuda, maddi manevi her konuda faydalı olabilecek bir yönetici çıkar. Bu asırlık çınarı ayakta tutar. Hakikaten Ankara Gücü'nün ligde tutunması çok önemli bu sene. Abi şu bir sene içerisinde sadece bir tane değil birden çok hatalar var. Yani İsmail o transferlerin İstanbul ekibine yaptırılması, uzun yıllar sözleşmeler imzalanılması, evet, sonra aranın bozulması, yeni bir kadro kurulması, bunda sadece o futbolcuları getirenlere kabahat bulamayız. Mutlaka bu işin başında sorumlusu bir başkan var. Asıl sorumlusu başkandır. Başkanın buna izin vermemesi lazım. Ondan sonra kullanılan dil yanlış. Aday olanlara, aday olmayı düşünenlere falan dil yanlış. Aday olanların kullandığı dil yanlış. Sosyal medyadan özellikle yazılanlar, çizilenler yanlış. Yani kongre süreci yanlış. Kongrede yaşananlar yanlış. Birçok yanlış var. Ama ben bir şey diyeyim. Bu takımın küme düşmemesi lazım. Bu takımın ligde kalması lazım. Evet. Ve düzgün bir yapıya kavuşması lazım. Yapılan hataları tekrar konuşmak bazen bir çözümü sağlamıyor. Ya bundan sonra geçmişi bırakmak lazım. Ha, bundan çünkü, sonrasına bakacağız. Çünkü yüzlerce satır hata listelenebilir. Ama ben ne kadar gazeteci olarak takip ediyorsam da taraftarlar da kulübünün başkanı olarak Mehmet Yener'i takip ediyorlar. Evet. Karakterini biliyorlar, huyunu suyunu biliyorlar. Ben aylardır bir şey söylüyorum. Mehmet Başkan'la kavga etmeye girişmeyin. Eğer Mehmet Başkan'ın gitmesini istiyorsanız hiç girişmeyin. Evet. Çünkü Mehmet Başkan eski güreşçi. Yani kavgaya giriştiğin zaman direkt el enseye deniyor. Evet. Mehmet Başkan'la uzlaşın. Mehmet Başkan'la görüşün ve bir şey yapmak istiyorsanız ikna etmeyi deneyin. Gönlünce davranın. Bu çok mantıklı, ya böyle iş mi olur falan. Ya karşındakine göre pozisyonda almak vardır. Mehmet Başkan böyleyse böyle. Şimdi bu ters bir durum değil aslında. Yani bazı insanların karakterleri farklıdır. Yani bir insana hakikaten senin de söylediğin gibi, eğer hakikaten kavga ederek bir sonuç alamıyorsan oturup anlaşma yoluna gitmeli bence. Bu kötü bir şey değil ki. Ya işte ve yani, bunun artık söz konusu olan Ankara Gücü, yöneticilerin hepsi gelir giderler Bülent. Yani konu Ankara Gücü. Gitmez denen kimler gitti? Cemal Aydın tabii gitmez deniyordu. Cemal Aydın gitti. Melih Gökçek kulübün başkanı oldu, Ahmet Gökçek. Bırakmaz deniyordu. Evet, bıraktı. Bırakmaz deniyordu, gitti. Mehmet Başkan 7 yıldır görevde. Bırakmaz deniyordu. Cengiz Bey desene. Bırak. Yani şey var. Bu evet uzun sürebiliyor süreç. Gitmeleri
o koltuğa oturan kimse gitmek istemez abi. Böyle de bir durum var yani. Yani evet, Türkiye'de. Yani Ankara Gücü kulübünün başkanlığından bahsediyoruz. Evet, evet. Yani şöyle baktığın zaman Süper Lig'deki 18 kişiden bir tanesisin. Yani şu anda o ağırlığı ne kadar kullanıyorlar bilmiyorum ama. Ve Ankara Gücü hakikaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın ardından neredeyse 4. büyük kulüp. Yani eskiye dayanan. Evet, evet, tabii canım. Kurtuluş Savaşı sırasında mücadele etmiş. O zamanlar kurulmuş bir takım. Çok eski bir takım. O nedenle Ankara Gücü'ne taraftar dahil olmak üzere yönetimin de artık biraz özveride bulunup hakikaten anlaşma yollarını sağlayıp bir şekilde iyi siyasetle taraftar ne bileyim işte aday olacaklar kimlerse onlarla birlikte bir şey birlikte sağlayıp yeni bir yönetimin oluşturulmasında fayda var ki Ankara Gücü hakikaten kümede kalsın, küme düşmesin yani. Burak Aras mesajını gördüm. Birazdan o konuya geleceğim. Şimdi dediğim gibi ikna edilmesi lazım. Bu kötü bir şey değil. Kavgayla da çözemezsiniz. Şimdi Mehmet Başkan hiç olmadığı kadar, uzun zamandır olmadığı kadar ikna edilmeye hazır durumda. Yani artık en azından şu saatten sonra kavgayla değil, oturup müzakereyle çözün. Evet. Çözülsün şu iş. Bu konunun bütün tarafları için söylüyorum. Yani Murat Ağcabağ aday, bugün yine telefonla görüştüm, detaylarını vereceğim. Evet. Murat Ağcabağ da gitsin görüşsün. Başka kim adaysa, isimlerini teker teker zaten geçen programda da söyledim. Osman Gazi Kandaş aday olacak gibi. Ama onun şöyle bir şeyi var. Mehmet Başkan aday değilse ben adayım diyor. Yani. Mehmet Başkan da benim gördüğüm hakkında kötü bir şey söylemiyor. Olmaz demiyor. Yani Murat Ağcabağ cephesine biraz daha soğuk bakıyor. Çünkü bir yıldır süren bir kavga var ortada. Birbirleriyle ilgili söylenmiş sert sözler var. İtamlar var. Şey var. Kavgaya dönüşmüş bu ortam var. Ama Osman Gazi Kandaş'la ilgili böyle bir kötü söylemi yok. Osman Mehmet Gazi Başkan. Kandaş zaten 6-7 yıl şeyde Ankara Gücü'nün yönetiminde. Başkan vekilliği yaptı. Buz kongrede yönetime girmedi. Yani şey, Sadık Soylu ile beraber girmedi. Evet, bunun da altını çizilmesi gereken bir nokta. Yönetime yabancı olmayan birisi. Ankara Gücü'nü tanıyan birisi. Hem seven hem taraftarı olan. Ondan sonra hem de hakikaten maddi şekilde zannediyorum destekleyebilecek birisi. Bence ne kadar aday olursa olsun Mehmet Başkan'ın hemen hepsiyle görüşmesinde fayda var. Şimdi, yani bunun karşılığında şey mesela diyelim ki Murat Ağcabay'a soğuk bakıyor dedik ama yine de Murat Ağcabay'la da konuşsunlar. Yani bu Ankara Gücü büyük bir takım. Hakikaten sahip çıkmak lazım. Her şekilde bunun artık bu saatten sonra sinir harbiyle geçmeyeceğinin herkes farkına varsın. Aynen öyle. Şimdi geçen pazartesi gününden bugüne ne değişti? Ben program öncesi Mehmet Başkan'la telefonla görüştüm. Murat Ağcabağ'la telefonla görüştüm. Osman Gazi Kandaş'la telefonla görüştüm. Yaşanan süreçle ilgili değişen bir şey olup olmadığını sordum. İlk başta Mehmet Başkan'ın söylediğiyle başlayayım sözüme. Mehmet Başkan aynı şeyleri, pazartesi günü söylediği şeyleri tekrar etti. Herkese kapım açık, gelsinler görüşelim. Murat Ağcabağ yönetiminden bir üye listesi geldiğini, bunun bir kısmının zaten 7-8 kişinin daha önce yapıldığına, bir 10-15 kişilik daha hak olduğunu ama 38 kişi falan yapamayacağını söyledi. Çünkü tüzük gereği belli sayıda üye yapılması var. Ama dedi, bir formül bulabiliriz, bunun için çalışılabilir. Ama bir görüşmemiz yine lazım de iyi dedi. Baktı değil mi? Yani ya bu, çok burada, net olmaz burada, olmaz konusunda ha, bir şey söylemedi. Söylemedi. Yani burada da bir şey var, bir hata var. Yani hani futbolu konuşuyoruz, kural hatası gibi bir şey var bence Bülent. Yani şimdi bak mesela biraz şey, önce söylediğimin mesajı gelmiş. Mehmet Başkan'ın malı mı Ankara'cı, dükkanını mı veriyor? Nedir yani? Onunla görüşsün, bununla görüşsün. Yani aynı yerdeyiz. Ya bu dernekler kanununu o zaman bütün kulüp taraftarlar birleşsinler, değiştirmeye çalışsınlar. Çünkü bu dernekler kanunu böyle menen bir şey. Tabii tabii. Ya kulüp başkanı kimse, yetki onda kalıyor. Yani bunu söyledik diye biz bu kanunu, bu durumu normalleştirmiyoruz. Değiştirme şansımız yok tabii canım. Ha, mevcut duruma göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Mevcut durumda bu. Bu dernekler kanununa göre mühür kimde, yetki onda. Evet, evet. Mühür de yani Mehmet Ankara Başkan. Ankara Gücü aslında kimsenin malı değil tabii ama senin de söylediğin gibi dernekler kanunu hakikaten enteresan. Yani burada genel kurul kararı almak da tamamen delegelerin ve evet. Başkanın elinde olan bir şey.
Yani delegeler istemezse, başkan istemezse gelen kurula da gitmeyebilir. Şimdi başka şeye geleyim abi. Bu delegelerin tamamı Mehmet Başkan'ın yakını, eşi, dostu, tanıdığı değil. Evet. Normal Ankara üstü olan delegeler var. Böyle bir memnuniyetsizlik var. Toplarsın kongrede imzayı. Mali tablolar. Doğru dürüst açıklanmıyor ama oy birliğiyle ibra ediliyor. Evet, evet. Heh. Ya kaldır indir oluyor. Herkes elini kaldırıyor evet, orada kaldır da. Kaldır indir yani, oluyor. Yani burada bunun söylenince ilk önce bir oradaki delege olanların da evet bizim bu kulübün yönetiminde bir söz hakkımız var demesinin gereği var. Onlar da görevlerini aslına bakarsanız yerine getirmiyorlar. Tabii ne canım, konuşulduğu yani, bilinmeden el kaldırıyorlar. Ya delegeler imza toplayıp genel kurula da götürebilirler. Evet. Yani onu da yapabilirler aslında. Yani ama işte bunlar dediğin gibi dernekler kanunu bir enteresan. Bunda dediğin gibi şey mühür kimdeyse yetki de onda. Ha, biraz daha işte. Şimdi bu tarz gidelim. Mehmet Başkan'ın malı mı dükkanı mı veriyor falan. Hadi kavgaya devam edelim. Şimdi konumuz dükkan meselesi değil. Konumuz Ankara Gücü. Evet. Yani biz Ankara Gücü nasıl kurtulur diye düşünüyoruz. Ankara Gücü hakikaten nasıl refaha ulaşır? Ankara Gücü bu ligde transfer tahtasını açıp iyi transferler yapıp nasıl daha iyi mücadele eder ve bu ligden düşmez diye düşünüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ankara Gücü düşerse bu ligden birinci lig daha kötü. Yani geliri yok, gideri çok. Oradan çıkmak daha zor. Bütün hep şehir takımlarıyla mücadele edeceksin işte. Yani işte o yine, zorlukları da var. Tabii canım. Ya ben her zaman söylüyorum. Bir takımı ligde tutmak çıkarmaktan daha kolaydır. Daha kolay tabii. Ligde tabii. Tutmayı başarmak daha kolaydır. Yani daha az maliyetlidir, evet, daha şeydir. Şimdi canı isterse verir, canı istemezse vermez. Bakın ben yine aynı şey diyeyim. Mevcut durumda bu kavga edecek istiyorsanız istediğiniz kadar edin ama sonuç değişmiyor. Bir yıldır işte görüyorsunuz. Evet. Mehmet Başkan uzlaşmayı en yakın zamanında bunu kıymetini bilin ve görüşün diyorum. Ben Murat Ağcabağ'la da bugün konuştum. Murat Ağcabağ da oturup listesini güncellediğini, daha güçlü iş adamlarıyla çalışmalara başladığını, hatta bir otel zinciri sahibinden de bahsetti. Onları evet. da listesine dahil ettiğini. Önümüzdeki günlerde Mehmet Diner'le görüşebileceklerini söyledi. İşte istediğim, yani bunu ya basın yani, önünde ne oluyor? Mehmet Başkan mikrofonu görünce konuşuyor. Sosyal medyadan Mehmet Başkan'a ağza gelen söyleniyor. Sonuç ne? Sonuç bir şey yok. Sosyal medyadan yazılanlar Mehmet Başkan'a bir şey kaybettirmiyor. Evet. Tribünden istifa denilince Mehmet Başkan istifa etmiyor, bırakmıyor. Mehmet Başkan da basın önünde yaptığı açıklamalardan sonra muhalefet geri adım atıp biz yapmayalım o zaman bırakalım demiyor. Evet. Şimdi neticede böyle bir ortam oluşmuş. Oturup konuşulmaya müsait bir ortam. Şimdi oturun konuşun. Bu ortamda hakikaten adayların da yönetime aday olacakların da taraftarların da akli selim davranmalarında fayda var. Konu Ankara Gücü, Ankara Gücü'nü kurtarmaksa eğer, Ankara Gücü'nün bu ligde kalmasını sağlamaksa eğer bir birliktelikte fayda var. Yani adaylar, taraftarlar, Mehmet Başkan da dahil bunun içerisinde. Yani güzellikten hiçbir şey gelmez, zarar gelmez. İnsanlar oturup konuşa anlaşabilirler Bülent. Yani bunlarda da iyi bir koordinasyon kurup hakikaten anlaşabilirlerse, iyi de bir yönetim çıkarsa Ankara Gücü'nün faydasına olur. Ya artık mecbur güçlü olmalıyız. Bir yönetim biz çıkmak zorunda. Hakikaten bakıyoruz işte olmuyor. Yani ne ya transfer tahtası açılıyor, ne yapılandırma yapılıyor. Kaldı ki belli ki bu yönetimde olmayacak bu. Evet. Değil mi? Yani bu yönetimde olmayacak. Ya Mehmet Başkan hala bir umudu var. Destek bilirse umudu var. Ama bunu da bir an kimle konuşursam destek olabilmesi muhtemel ekiplerle, listelerle bu desteğin gelmeyeceği zaten söyleniyor. Bunu da Mehmet Başkan benden daha iyi tahmin ediyordur. Böyle bir desteğin artık şu saate kadar gelmeyen desteğin gelmesi zor. Desteğe geçtim, yapılandırması yapılmadı işte Ankara Gücü'ne. Evet. Onun önüne engel gerildi. Neticede bizim konuştuğumuz konular Mehmet Başkan isterse olur kısmını konuşuyorsak işte hükümet de istemediği zaman yapılandırmayı yapılmıyor. Evet. Veya istedikleri zaman istediği kulüplerinki yapılabiliyor. Yani, evet. Memleketin ruh hali bu. Şimdi
Murat Ağcabağ'la konuştum. Murat Ağcabağ çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Milisliğe evet. güçlendirme yapıyormuş. Önümüzdeki günlerde Mehmet Başkan'la görüşebileceğini sinyalini verdi. Mehmet Başkan da görüşmeye kapalı olmadığı sinyalini verdi. En azından Murat Ağcabağ cephesinde Mehmet Yiğner'le bir müzakere masası var. Bir konjektür sağlandı. Konjektür var. Evet. Şu anda kimse ortamı gelmeden bu masayı dağıtmasın. Evet evet. Bir otursunlar konuşsunlar. Murat Ağcabağ cephesi bu. Şimdi ayın 24'ünde şey var. Genel kurul var. Bu genel kurula kadar hakikaten adaylara ve Mehmet Başkan'a biz biraz şey bakalım. Güzel bakmaya çalışalım. Yani Ankara Gücü için. Ankara Gücü'nün ligde kalması için. Ne yapacaklar, neler gelişecek, ne olacak, kim aday olacak, kim olmayacak biz de merak ediyoruz. Yani sonuçta bütün çabalar Ankara Gücü'ne yönelik. İnşallah iyi bir yönetim oluşur. Ankara Gücü'nün hem yasağını kaldırır, hem yapılandırmasını yapar, hem futbolcularını alacaklarını öderler. Ve Ankara Gücü iyi bir yola girer, rahatlar, ligde kalır. Yani bu yapacakları bizim taraftarın da hakikaten muhalif de dahil olmak üzere yandaşların ve muhaliflerin bence kongre gününe kadar sebatla seyretmelerinde fark var. Şimdi taraftar çok önemsememiş olabilir ama benim açımdan çok önemsediğim bir gelişme daha yaşandı. Mehmet Başkan geçtiğimiz günlerde eski başkanlardan Osman Kolsuz ziyaret etti. Evet. İsmi yazılı olan formayı götürdü. Bugün telefonla konuştuğumda bunun devam edeceğini, önümüzdeki günlerde Karataş'ı ziyaret edeceğini, Cemal Aydın'ı ziyaret edeceğini, Cengiz Soper Yıldırım'ı ziyaret edeceğini, hatta Ahmet Gökçek ya da Melih Gökçek'i de ziyaret edeceğini söyledi. Formalar yapılıp. Bunlar geç kalmış hareketler. Evet, evet. Mehmet Başkan keşke daha erken yapsaydı ama şu anda yapması yani dahi şey en azından Bülent. Tansiyonun düşmesi açısından, aynen belli öyle. Şeylerin normale geçmesi açısından yani bu önemli. Çünkü niye önemli? Yani Cemal Başkan ve Cengiz Topel Yıldırım boyutundan söylüyorum. Bu iki isim de maçlara gelmek istiyordu. Birebir konuştuğumda hatta şu anda localarını da alırdı ikisi de. Evet. Ama şöyle bir kaygıları vardı. Mehmet Başkan agresif taraftarlar oradan protesto ederlerse biz oradayız bizden bilirler. Tabii canım yani Melih Gökçek'in falan gelememesinin sebepleri evet. bir tanesi de oldu. Yani gelmek istememesinin. Taraftar kimi istiyor bu mutlaka önemli ama Suar'dan daha bir aylık bir süreç var. Taraftar görüşünü mutlaka söyleyecek. Evet. Taraftar kimi yöneteceğini. Yönetmesini istediğini. Ama dediğimiz gibi karar verici mevki Mehmet Yiğner. Yani bu konuda yapacak bir şey yok.